Peki hocam, ekip çalışmasında branş doktorlarınızdan size gelen hastalarınız fazlasıyla var. Orada hocamız biyopsi mi istiyor? Nasıl tanı yönteminden sonra tedavi başlıyor diye soruyorsunuz. Biyopsi mi ya da nasıl elinizdeki MR, tomografi, röntgen ve tahlillerin sonucuna göre mi hareket ediliyor diye sorular. Tabii öncelikle hemen biyopsi yapmak uygun bir yaklaşım değil. Evet. Öncelikle e, görüntüleme metotlarıyla orada evet. herhangi bir kitle ya da yapının olup olmadığının belirlenmesi gerekir. O kitle ya da yapı belirlendikten sonra e, kitlenin yerleştiği yere göre e, bir e, e, teşhis, kesin teşhis planı yapılır. Bazen bronkoskopik olarak yani. E, hastaya bir e, tüp sallayarak akciğerlerinin bütün yolları gezilir. Oralardaki e, şüpheli alanlardan biyopsi alınabilir. Yıkama yapılabilir oradan. Hmm. Kazıntılar alınabilir. O şekilde teşhis koyulabilir. Bazen de ile erişilmeyecek noktalarda tümörler mevcuttur. O zaman da tomografi eşliğinde e, vücudun dışından iğne batırılarak e, biyopsi yapılabilir. E, Transtorasik iğne biyopsisi denilen bir uygulamadır bu ama basit bir uygulamadır. Genellikle girişimsel radyoloji alanında ihtisaslaşmış ya da bu alanda kendini geliştirilmiş hekimler tarafından uygulanan bir teşhis metodudur. Ama genellikle bronkoskopik olarak büyük çoğunluğu da teşhis koyulabiliyor. Ee, diğer e, metotlar daha e, az sıklıkta kullanılıyor. E, Bronkoskopi ile eğer tedavi konulamamışsa diğer metotlarla kullanılıyor. Tabii ki biyopsi ile doku tanısı kesin akciğer kanseri dememiz için en önemli e, kriter bizim için. Yani her kitle tabii ki kanser değil. Bazen e, biyopsiyi alıyorsunuz ya da şey yapıyorsunuz, tüberküloz çıkabiliyor Hı -hı. aynı şekilde ya da başka bir e, benzer kitle özelliği yapan hastalıklar çıkabiliyor. Yani her kitle e, tabii ki e, kanser e, denemez ama işte kanser diyebilmemiz için kesin biyopsiyle patolojik teşhisini koymamız lazım ve tedavisinde ondan sonra.